gençlik olimpiyatlarına katılacağız. Güney Kore'de Gangwon'da düzenlenecek. İki takım olarak gideceğiz. Mix ve mix double, yani karışık takım ve karışık çiftler olarak gideceğiz. İki aydır büyük bir kamp hazırlığındayız. Yani çok sıkı çalışıyoruz. Günde çift antrenmanlar, fitness antrenmanları. A milli kadın takımımızın son zamanda aldığı başarı şu an bizi çok fazlasıyla iyi etkiledi. Onların aldıkları başarı bir alt kademedekilerin de başarı alabileceğini düşündürdü. Bize umut verdi fazlasıyla. Ülkemizin bu zamana kadar kış olimpiyatlarında madalyası yok. Şu anki ilk hedefim kış olimpiyatlarında derece alıp ülkemi temsil etmek. Bundan sonraki zamanda da A milli takımda inşallah olimpiyatlarda derece almak. Bir yıldır antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. Şu an milli takım kampındayız. Ayın 19'unda yolculuk Güney Kore'ye olacak. Yeni bir branş olduğumuz için Türkiye'de yani şu an gelişiyor ve gelişmekte olan bir spor curling. İnşallah başarı elde edeceğiz. Amacımız o zaten, başarı elde etmek. 2024 kış gençlik olimpiyatlarına ben ve Toprak Efe katılacağız. Takımın hazırlığı iyi gidiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Geçen sene Furkan Akar olimpiyat altıncısı oldu. Şu an bizim takımda. Biz de onun arkasından devam ederek, kendimizi geliştirerek daha büyük başarılar elde etmek için devam ediyoruz. Gençlik olimpiyatlarında en iyi derece elde etmek istiyoruz tabii ki. Bunun için de yaklaşık 2 aydır çok sıkı bir kamp dönemimiz var. Antrenmanlara son sürat devam ediyoruz. Sporcular da kendi performanslarına ve yaşlarına göre hazır olduğunu görüyorum. İnşallah bu gençler kış olimpiyatlarında Gangwon Kore'de gerçekleşecek. Bu olimpiyatlarda iyi bir derece almaya inşallah sporcularımıza bekliyoruz. Biz şu anda kış gençlik olimpiyatlarına odaklıyız. Çok çalışıyoruz ve şahsen biz kendimizi yakın görüyoruz, madalya bekliyoruz. Gençlik kış olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin ilk madalyasını Sidre Özel almıştı. Eminiz burada güzel bir başarı elde edersek 2026'daki olimpiyatlarda da çok güzel şeyler başarabiliriz. I mean, we've been working hard since the start of camp a couple days ago. You know, I think our girls are really developing. You know, we're going to take it one match at a time, but you know, I think we have a really good group and are ready. You know, it's a really special experience to be able to play with so many other very talented young athletes. So I think getting better, developing, working hard through all the matches, but also really enjoying this experience. So everywhere is different, but I think the passion for hockey here is something that makes me really enjoy this experience.